Bu bana biraz ağır oldu. Yani Maskeli Beşler filminde bile ağlayan adama hakikaten ağır oldu. Hayatımda ilk defa bir film bitecek diye panik oldum. Işıklar açılacak da herkes beni görecek diye. Dersin ki boş ev bulamayıp salonun arka koltuklarında dil eğitimine destek veren gençlere katılıyorum. Ya da sanki ışıklar açılacak da insanlar da bana bakıp "Ay kıyamam ağlıyor." diyeceklermiş gibi. Alt tarafı 4 kez ağladım. E tabi yılların baskısı var üstümüzde. Erkek adam ağlamaz diye. İşte o lafı icat edenler anamızı ağlattı bugüne kadar zaten. Filmi izlemeden önce bir şeylerden etkilenmemek için hiç araştırma yapmadım. Filmi izlerken de şunu düşündüm. Ne kadar güzel bir hikaye. Bak isteyince biz de yapabiliyoruz. Aslında şu filmle Oscar'a falan mı derken film Kore filmi çıktı ya. Bu kadar dramla yoğrulmuş bir memlekette hikaye bulamayıp Güney Kore'den getirmişiz. Yani dramımız bile ithal. E ağlanacak halimize çok güldük. Azıcık da gülünecek halimize ağlayalım o zaman. Evet, 7. Koğuştaki Mucize, Miracle in Cell No. 7 isimli bir Güney Kore filminden uyarlama. Yani ismi de aynı. Tabii bizim uyarlamamızda mekanlar, karakterler olabildiğince değiştirilmiş tamamen bizden olsun diye. Hatta daha da derinlere nüfuz edebilmek için şive de kullanmışlar. Ege, Karadeniz, Doğu yani şivenin her türlüsüyle yürek dağlama keyfi. Ama esas ciğerleri yakan, duyguları lime lime eden de tabii ki muhteşem oyunculuklar. Bütün oyuncular rolünün hakkını çok iyi veriyor ama Aras Bulut İynemli'yi farklı bir yere koymak gerek tabii. Ama bu rol için kendisi çok doğru bir seçim. 100 kişiye sorsalar akıl sağlığı yerinde olmayan birini en iyi kim canlandırır diye 90'ı büyük bir ihtimalle Aras Bulut İynemli'yi söyler. Ne de olsa Çukur dizisinde 2 yıldır bu rolden çıkarmıyorlar kendisini. Hatta filmde o kadar inandırıcı oynuyor ki insan bir içinden geçiriyor. Joker Türkiye'de çekilseydi Joker de Aras olurdu diye. Ama tabii bu Batman'ın iyi sınırı değilsin de böyle olsun hayali gibi bir şey. Filmin konusu da özetle şöyle. 1983 yılında bir Ege kasabasında sıkı yönetim komutanı kızının ölümünü hiçbir suçu ve akıl sağlığı yerinde olmayan Memo'nun üstüne yıkıyor. Memo'nun küçük kızı ovadan ayrılması ve idam cezası almasıyla da ciğer söküm işlemi başlıyor ve musluklar açılıyor. Bu arada filmde sadece hüzün yok. İçeride dizisindeki tadıyla şu abimizin sahneleri de cidden güldürmeyi başarıyor. Kore dizisi ve filmlerini izlemek gibi bir kültüre sahipseniz, nasıl yani bu filmi daha önce izlemedin mi? Diyebilirsiniz. Ama öyle bir alışkanlığım olmadı bugüne kadar maalesef. Ama bu Kore film ve dizilerini izleyenler, hikayeler konusunda doğru bir seçim yaptıklarını kanıtlıyorlar her defasında. Mucize Doktor, 7. Koğuştaki Mucize. Bu arada bu iki yapımda da oynayan biri var. Şu kızımız. Filmde çok önemli bir rolü var kendisinin. Bir kutuyu açıyor, sonra kapatıyor. 7. Koğuştaki Mucize ilk hafta sonunda iyi bir izlenme rakamına ulaştı ve 615 bin kişi tarafından izlendi. Toplu katliam gibi. Gidenler hep ağlıyormuş, biz de gidelim. Kıvamında bir viral durum oluşacağından önümüzdeki günlerde açılış hızından çok daha fazla eklenmeler olacaktır diye düşünüyorum. Aynen Bolt Pilot'ta olduğu gibi. O filme gitmeden de demişlerdi ya hani mendillerinizi hazırlayın diye. Bu film için de aynısı söyleniyor. Mutlaka mendilinizi yanınızda alın. Peçete getirsinler bol bol. Lütfen gelirken mendillerinizi yanınıza getirin. Biz bunu kendimize niye yapıyoruz? Yani durduk yere kahrolmak ve ağlamak için niye üzerine para veriyoruz? Eş, dost ya da akrabayla sohbet etmek yerine neden akrabalardan birisi ölmüş gibi ağlamayı tercih ediyoruz? Hala atamadım üstümden, çok ani oldu şu an ama... Çok çok güzel bir iş çıkmış ve bir ekip işi çıkmış. İşin sanatı, oyunculuğu, hayata dair çıkarımları bir kenara dursun. Böyle düşündüğünüz zaman ne kadar garip geliyor değil mi? Şimdi diyebilirsiniz ki komedinin amacı güldürmekse, korku filminin amacı korkutmaksa, dram filmi de ağlatacak tabii. Heh, ben de tam bunu diyorum işte. Niye komedi filmlerimiz artık güldürmezken, korku filmlerimiz 3 harfliden 4 harfliye bile geçemiyorken, dramı da yabancıdan uyarlasak bile izleyiciyi değil ağlatmak nasıl olup da komaya sokabiliyoruz? Aksiyonu zaten işin içine katmıyorum ve soruyorum. Yapabildiğimiz en iyi şey neden ağlatmak? Filmlerimizden öte hele de dizilerimizi düşününce akla gelen bir diğer soru da şu. Gerçek hayatta milletçe yaşadığımız onca şey ve gerçekten ağlamamız gereken onca konu varken gerçekle doldurup hayalle mi boşaltıyoruz acaba? Tabii şu da çıkacak ortaya. Demek ki neymiş? Ağlamayı bir tek biz sevmiyoruz. Güney Koreliler de ağlıyor ve ağlatıyor. Tamam, orada hemfikiriz.
Ama gülmeye en çok ihtiyacı olan ülkelerden birinde dram Chateaubriand, komedi Anadan Üryan. Lingo lingo şişeler. Lingo lingo şişeler.